suresi 119'dan devam ediyoruz. Sonra gelenler arasında ikisine hayırlı ve şerefli bir isim bıraktık. Musa'ya ve Harun'a selam olsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Aslında İbrahim'den bahsediyordu. Arkasından gelen ayet Musa'dan bahsetmeye başladı. Sonra gelenler arasında ifadesi kullanırken İbrahim'in soyundan olandan bahsediyor önceki ayette. Yeni bir konuya geçiyor bu ayette de. 120. ayette de. Şüphesiz biz İhsan'da bulunanları böyle ödüllendiririz. Musa'ya ve Harun'a selam olsun diyerek başlıyor. Şüphesiz biz İhsan'da bulunanları böyle ödüllendiririz diyerek olayı anlatmaya başlıyor. Ödüllendireceğini daha anlatmıyor. Nelerle ödüllendirmiş onu anlatacak. Şüphesiz ikisi bizi mümin olan kullarımızdandılar. Gerçekten İlyas da gönderilmiş peygamberlerdendi. Şüphesiz ikisi bizim mümin olan kullarımızdandı. Yani aslında bu Safa suresinde peygamberlerin öyle ismini zikrederek uzun uzun anlatmıyor olayları. Sadece İsimler üzerinde ne olup olmadığı konusunda bilgi veriyor. Arkasından başka bir peygamber konusuna geçiyor. Gerçekten İlyas'a gönderilmiş peygamberlerdendi. Hani kendi kavmine demişti ki, siz korkup sakınmaz mısınız? Siz bale yapıp da yaratıcıların en güzel olan Allah'ı mı bırakıyorsunuz? Gerçekten İlyas'la gönderilmiş peygamberlerdendi. Hani kendi kavmine demişti ki siz korkup sakınmaz mısınız? Burada ne demek istiyor siz korkup sakınmaz mısınız diye. Neyden korkacağını da söylememiş. Ama burada bir gerçek var. Yani her peygamber geldiğinde mümin olanları müjdelemek, inkar eden ve zulmedenleri de korkutmak için gelir ifadesi kullanıyordu. Onu anlatıyor. Yani siz ahiret aleminde Allah bizi, bütün insanları hesaba çekecek. İnkar eden ve zulmedenleri, Allah'ın dışındakileri veli edinen ve Allah'ın dışındakileri Allah'a ortak edinenleri ebedi cehennemde ebedi olarak yakacak, azap çektirecek. Siz bundan sakınmaz mısınız ifadesi kullanıyor. Arkasından siz Baale'ye tapıp da yaratandan en güzel olan Allah'ı mı bırakıyorsunuz yere? Yani gökler ve yeri yaratan Allah, siz onu ilah olarak değil, herhangi birini, Allah'ın yarattıklarından herhangi birini, hani son nebi Resul içinde Lat, Menat, Uzza, Hübel putlarına ifadesini kullanarak anlatıyordu. Burada da Bale diyor. Bale de onların ayrı bir putu olduğu anlaşılıyor. Onları Ulu Önder hocam mı? Ulu Önder, evet. Ulu Önderler hiç bitmez. Türklerin tarihinde hep olur yani. Biri gider, biri gelir. Biri gider, biri gelir. Hatice Hanım, buyur. Şey diyecektim Fethi abi. Dünkü işlediğimiz ayette de İbrahim peygamber kıssasında da aynı şekilde başlıyordu. Hani İbrahim'e selam olsun diyordu ve dün bir ayet işlemiştik. Aynı şekilde işte biz böyle ödüllendiririz diyordu. Bugün de aynı şekilde Musa peygambere selam olsun diyor. İşte biz böyle ödüllendiririz diyor. Hemen hemen aynı ayetler. Aynı. Yani
ne yapıyorlar? Aslında insanlık tarihinin başlangıcından bu tarafa gelen peygamberlerden zulme uğramamış insanlar, peygamberler çok az. Genelde hepsi ya öldürülmüşler ya yerinden yurdundan edilip sürülmüşler, her türlü hakareti yapmışlar. Ama çok azı bunlar, o da yaklaşık 25 tane, o da onlar da 1-2 tanesi, 2-3 tanesi devlet kurmuş, diğerleri yine zulme uğrayarak devam etmişler hayatlarına. Yani demek ki hani Kur'an'da siz çoğunluğa uyarsanız çoğunluk sizi saptırır ifadesi kullanıyor. Genelde insanların büyük bir çoğunluğu Rabbin yolundan sapmış, gayri Rabbani yolda eğlenip duruyorlar. Aynı yani burada onu ödüllendirdik ifadesi. Hazreti İsa'yı asıyorlar, onu asmadılar, onu öldürmediler, onu katımıza yükselttik diyor. Hazreti İbrahim'i ateşe atıyorlar, İbrahim'i kurtardık diyor. Yani İsa'yı kurtardık diyor. Burada kurtulma ifadesi, hani büyük haber diye bahsediyor Kur'an'ın ahiret alemiyle ilgili konumunu, o kurtardı ve ebedi cenneti hak etti. Bunlar dünya hayatında öldürülse bile onlar kurtulmuş olarak zikrediliyor Kur'an'da. Bunu anlamak gerekiyor. Allah ki sizin de Rabbiniz, önceki atalarımızın da Rabbidir. Fakat onu yalanladılar. Bundan dolayı gerçekten onlar azap için getirilip hazır bulundurulacak olanlardır. Allah ki sizin de Rabbiniz, önceki olanların da Rabbidir. Yani insanlık tarihinin başlangıcından bu tarafa emanet ve sorumluluk yüklenmiş olan sadece insanlardır. Bizden önceki gelmiş olan bütün kavimler de Allah'ın ilahlığını kabul etmek, ona ibadet ve kulluk yapmakla görevli oldukları halde onlar Allah'ın dışında çoğunlukta olarak başka ilahları ilah edinmişler ve böylece böyle yapanları da ne diyor? Fakat onu o zulmeden Allah'ın dışında ilah edinenleri, gelen peygamberleri yalanladılar. Bundan dolayı da gerçekten onlar azap için hazırlanmış bulunmaktadır. Yani cehenneme girecek, bunlar suçlu günahkarlar ifadesiyle hazır bulunacaklar ifadesiyle anlatıyor. Ancak muhlis olan Allah'ın kulları başka. Yani hani Araf suresinde insanlardan inkar edenlerin konumunu anlatıyor. Ve onlardan cehenneme girmeyecek olan yoktur diyor. Arkasından da iman edenleri ayırıyor. İman eden ve salih amel işleyenleri ayırıyor. İşte genelde ayetler arasında doğru bir bağ kuramayınca sanki bütün insanlar, inanan ve inanmayan hepsi cehennemi görecek. Fakat İman eden ve salih amel işleyenleri oradan çıkaracak anlayışı çıkarıyorlar. Yani hepsi cehenneme girecek, onlar kurtulacak. Burada da ancak muhlis olan kullarımız başka ifadesi kullanırken, yani iman eden ve salih amel işleyenler bunlardan müstesna, onlar cehenneme girmeyecek mesajı veriyor. İstersen hocam o Araf suresinde 46. ayetten itibaren miydi bilmiyorum. Oradaki bölümü bir okuyalım da gerçekten bütün insanlar mı girecek cehenneme yoksa
inkar edenlerden istisnasız hepsi anlamında mı kullanmış? Araf'ta kaldı. İki taraf arasında bir engel ve borçlar üstünde hepsini yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Cennete gireceklere selam size derler. Ki bunlar henüz girmeyen fakat girmeyi şiddetle arzu edip umanlardır. Yani devam ediyor ayette orada. Çünkü Kur'an'daki ifadeler de aynı. Yani orada şiddetle cennete girmeyi arzu edip, yani arzu ediyor ve arzu ettiği gibi de iman edip salih amel işliyor. İşte bunlar beklemektedir ifadesi kullanırken, yani onlar da onu bekliyor. Cehennem azabından kurtulmak için onu bekliyor. Ama bunda bir kesinlik olmadığından dolayı o beklemektedir ifadesini kullanıyor. Ve devam ediyor ayette, cehennemliklerin de ebedi olarak, yani inkar eden ve zulmedenlerin hepsi, istisnası hepsi cehenneme girecek ifadesi kullanırken, o iman eden ve salih ameller de isteyenler anlaşılmış. Devam eden ayetlerde olması lazım hocam. Biraz daha okuyalım. Çevrilince Rabbimiz bizi zalimler topluluğuyla birlikte kılma derler. Burcun üstündeki adamlar yüzlerinden tanıdıkları ileri gelen bir takım adamlara seslenerek derler ki ne güç ve servet toplamış olmanız ne büyüklük taslamanız istikbarınız size bir yarar sağlamadı. Yani burcun üstündeki ifadesi kullanırken melekler anlamında kullanmış. Yani onları yüzlerinden tanıyan adamlar. Yani kişilerin doğru yolda gittiğini de biliyor, yanlış yolda gittiğini de biliyor. İşte burada burcun üstündeki adamlar aslında yine orada insanların öz içindeki takva Resulü'nü de konuşturuyor. Yani zulmedenlere Allah lanet etsin ifadesiyle olay anlatıyor. Belki bir başka yerde olabilir ama yani buradaki ifade cehenneme gitmeyecek, yani bütün insanlar cehennemi görecek, cehenneme gidecek. Ancak iman eden ve salih amel işleyenler cennetten, cehennemden çıkıp cennette devam edecek diyordu ayette. Demek ki bir başka yerde de olabilir ama bunun devamında da olabilir. Evet. Yani burada onu anlatıyor. Kur'an'da çelişki yok. Yani iman eden ve salih amel isteyenler müstesna ifadesiyle hep inkar eden ve zulmedenlerin ebedi cehennemlik, iman eden ve salih amel isteyenlerin de bunlardan farklı olduğunu, ebedi cennete dahil edileceğini, onlardan müstesna olduğunu sürekli anlatır. Yani Kur'an'da çelişki yok. Evet. Devam edelim mi hocam? Araf'tan mı devam edelim? Bilmiyorum. Orada yani mesele anlaşıldı herhalde. Bilmeyen yok onu. O konuyla ilgili ebedi cehenneme herkes uğrayacak diyoruz. Genelde müfessirlerin büyük bir çoğunluğu öyle değil mi? Ama öyle değil. Yani iman eden ve salih amel isteyenleri asla biz cehennem azabına uğratmayacağız diyor. Onları oradan kurtaracağız. İşte Kur'an'da sürekli ölen, Müslüman olan, Allah yolunda ölen ya öldürülenler kendi gittikleri yerlerin güzelliklerini kendisinden sonraki gelenlere duyurmak, müjdelemek isterler ifadesiyle anlatıyor. Yani Kur'an'daki bir ayetin ne anlatmak istediğini Kur'an'ın bütünlüğüne başvurarak anlamak gerekiyor diye düşünüyorum.
Anlaşıldı herhalde hocam. Yine evet. Peki. Soru olmadığına göre o zaman 129'a geldik. Sonra gelenler arasında ona hayırlı ve şerefli bir isim bıraktık. İlyas'a selam olsun. İlyas da ayrı bir peygamber. Ona selam olsun. Selam olmayan işte bunlara diyor Allah. Dünyadayken selam olsun diyor. Ahirette de onlar için sözlü bir selam vardır ifadesi kullanıyor. Yani ahirette Allah onlara bu yapmış oldukları güzel davranışların karşılığında sözlü bir selam vardır. Yani görecek olduğu kanaatindeyim ben. Bütün iman eden ve salih amel isteyenlerin Allah'ı görecek olduğu, inkar edenler de görecek ama inkar edenler zulüm, azap çekerek görecekler. Yani Allah'la hem orada konuşacak, gerçi dünyada Allah'ın da... Allah'ın selamına mazhar olmak, bundan daha büyük gurur var mı hocam ya? İşte büyük haber diyor Kur'an bana, büyük haber. Yani böyle bir bilgiyi ancak ve ancak sadece insanlar içinden peygamberler getiriyor bu bilgiyi. Şimdi peygamberlik olayını inkar etmek, Cibril'i inkar etmek oluyor. Ve bundan dolayı eğer peygamberlik olmamış olsaydı ahiret alemiyle ilgili bilgiyi insanlar nereden öğrenecekti? Mümkün değil. Yani ciplemeyle insanlara kötülük ve iyilik yüklemeyle bunlar olacak şey değil. Yani burada İlyas peygamberi de anlatıyor. Şüphesiz biz İhsan'da bulunanları böyle ödüllendiririz. Şüphesiz bizim mümin olan kullarımızdandı. O da Allah'ın mümin olan kullarından olduğunu anlatıyor. Yani bunları Allah boşuna anlatmıyor. Aslında bunlar konu içerisinde geçtiği zaman hep birbiriyle bağlantılı olan ayetleri getirerek anlatıyor. Mesela Kur'an'da Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail yok diye anlatıyorlar. Veya başka bir ayette işte onunla ilgili mesela Zekeriya peygamberin oğlunun Yahya olduğunu söylüyor. Şeyden bahsetmiyor. İsa'dan bahsetmiyor ama Kur'an'ın bütünlüğünde bunu biz anlayabiliyoruz. Yoksa ayetler arasında düzgün bir bağ kuramazsak anlayamıyoruz bunları. Yani ayetlerde geçti mi mutlaka o Allah'ın gönderdiği Nebi ve Resul oluyor. Mesela Zülkarneyn de peygamber olduğunu söyleyenler var. Oysa Zülkarneyn'in peygamber olduğunu söyleyen hiçbir ayet yok Kur'an'da. Gerçekten Lut da gönderilmiş elçilerdendi. Hani biz onu ve ailesini topluca kurtarmıştık. Geride bırakılanlar arasında bir yaşlı kadın dışında. Gerçekten Lut da gönderilmiş peygamberlerdendi. Hangi ayet hocam o? 133. Gerçekten Lut da gönderilmiş peygamberlerdendi. Lut'un olayını geniş geniş anlatmıştı Hud suresinde, değişik surelerde. Burada Lut da göndermiş peygamberlerdendi. Hani biz onu ve ailesini topluca kurtarmıştık. Burada topluca ifadesi kullanırken iman eden ve salih amel isteyenlere anlatmış. Oysa Hazreti Lut'u yerinden, yurdundan eden o kavim inanmamıştı.
ve karısı da buna dahildi. Bunu anlatırken de ona anlatıyor. Yani karısı önüne bak, arkana bakmadan, karını düşünmeden, o çünkü Müslüman değildi ifadesiyle anlatıyor. Yani bu soruların cevabını aslında hani Müslüman bir erkekle Müslüman bir kadın ancak evlenebilir anlayışını hani Lut da peygamberdi, onun karısı niye Müslüman değil de evlendi sorularına bunları cevaplıyor Kur'an. Yani Nuh da efendim karısı da Müslüman değildi ama onunla beraber kalmadı. Yani şu anda insanlar gökten zembille gelir gelme Allah'tan bir peygamber olarak gönderilmiyor. İnsanlar bak Yunus peygamber önce Müslüman değil, daha sonra sıkıntıya düşünce Müslüman oluyor ve ondan sonra Allah onu eğitip peygamber yapıyor. Hazreti Musa da önce adam öldürüyor ve bu en büyük işlediği suçtan dolayı da kendini düzeltip Allah da onu yine peygamber yapıyor. Demek ki hani Enam suresi 158. ayette ne diyordu? Ölmeden önce kişi iman eder ve imanını hayra dönüştürürse kesinlikle biz onu bağışlarız diyordu Allah. Yani Allah insana ergenlik yaşında bunaklık ve ölüm dönemine kadar süre tanıyor. Bu dönem gelmeden önce kişi kendini değiştirir, düzeltirse hangi şartta olursa olsun eğer kendini bağışlayabilir, kendini düzeltebilirse Allah onu bağışlarım diyor. Olay bu değil mi? Evet. Peki hocam burada biz onu ve ailesini topluca kurtarmıştık. Geride bırakılanlar arasında bir yaşlı kadın dışında diyor. Ha işte. O karısından bahsediyor işte. Diğer ayetlerde bunu anlatıyordu. İşte yaşlı niye söylüyor bize? Şimdi İbrahim'in karısı da diyor güldü ya diyor. Ben de diyor yaşlı kadınken diyor nasıl çocuğum olacakmış filan diye. Bunu Zekeriya için de diyor. Aslında yaşlı ifadesi ilahi mesajı anlama konusunda anlayacak mertebeden uzak kalmış anlamında kullanıyor. Hani ondan sonra dediğin gibi operasyon yaptı da çocuk doğurur hale mi geldi? Oysa onu ıslah ettik ifadesiyle olayı anlatıyor. Yani burada erkek çocuğu olmasını önemsemeyen, gülümseyen kişilerin inanmadığını anlatıyor buradaki ifade. Yaşlı kadın ifadesini kullanırken inkar ettiği. Yani onların gözleri vardır görmez, kulakları var işitmez, kalpleri de mühürlenmiş ifadesiyle bunu anlatıyordu. Buradaki yaşlı kadın da bu anlamda kullanmış. Herhalde bunaklık efendim ölüm gelme dönemi olarak anlatmıyor. Yani kendi bilinci yerinde inkar eden bir konumda. Hani Kur'an'da bunun karşılığında iki ölmüş kadından bahsediyor. Birisi Meryem, birisi de Firavun'un karısı. İki yerilmiş kadından bahsediyor. Birisi Lut'un karısı, birisi de Nuh'un karısı. Yani Kur'an'da bir şeyi söylediği zaman onu destekleyen mutlaka bir başka ayet var ki o söylediğinin doğru olduğu orada karşımıza çıkıyor. Bunu anlamak gerekiyor. Sonra geride kalan bu yerde bir yerdik. Siz onların üstünden muhakkak geçip gidiyorsunuz. Sabah vakti ve gece değil. Yine de akıllanmayacak mısınız? Sonra geride kalanları yerle bir ettik. Burada yerle bir ettik derken onları genelde tabiat kuvvetleriyle onları taş yağdırdık, sayha tuttu, fırtına, efendim değişik ifadelerle anlatıyor ama burada yerle bir ettik ifadesi ilahi mesajdan
nasibine almayan bir konuma getirdik anlamını kullanıyor. Eğer böyle olmamış olsaydı şu ayetleri ters olurdu. Eğer Allah suç işleyenlerin cezasını hemencecik dünya hayatında verecek olsaydı yeryüzünün sırtı üzerinde bir tek canlı bile bırakmazdık. Onlara adı konulmuş bir süreye erteliyoruz. Böyle dediğine göre dünya hayatında yerle bir ettik, sayha tuttu, dizüstü çöktüler, taş yağdırdık ifadeleri ebabil kuşlarından ayaklarına atılmış, konmuş taşlar yağdırdık. Onlar yenik ekin haline dönüştü ifadesiyle onlar vahye karşı gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlenmiş anlamında kullanmış bunları. Cezayı Allah ahiret aleminde vereceğim diyor. İşte Fil suresiyle ilgili olay da bunu anlatmıyor mu? Orada ne söyleseler Kur'an'a uymuyor. Yani Kur'an'daki kendi sistemi içinde olayı anlatıyor. Dünya hayatında kesinlikle Allah'ın müdahalesi olmadığına göre müdahaleyi Allah ahiret aleminde yapacağım. Din gününün maliki olan Allah diyor. O zaman dünya hayatında ya insanlar eliyle ya da doğa yasalarına uymadığı zaman insanlar cezayı veya mükafatı dünya hayatında insanlardan ve doğa yasalarından görüyor. Kurallara uydukları zaman. Hocam siz onların üstünden geceleyin sabah vakti geçip gidiyorsunuz diyor. Yani sizin ayak bastığınız toprağın altında onlar var. Gece gündüz işe yapıyorsunuz. Ama hiç onların maruz kaldıkları ibretlik sondan bir ders almıyorsunuz. Bunu mu anlatmak istiyorsunuz? Siz onların üstünden muhakkak kalkıp geçip gidiyorsunuz. Sabah vakti ifadesi kullanıyor. Yani sabah vakti kelimesini hep Kur'an dünya hayatında ya Müslümanların hedefe ulaşmak için yapmış oldukları mücadelenin arkasında uğradıkları güzelliği sabah vakti diyor. Hani Kadir suresinde anlatıyor ya, melekler ve her bir iş için iner de iner ta fecrin çıkışına kadar ifadesi kullanıyor ya, yani Allah'ın dininin Allah'ın istediği şekilde ortaya çıkıncaya kadar mücadele veriyorlar ifadesini, yani bu ortaya çıkmış anlamında kullanıyor. Sabah kelimesini bir de her şeyin ayan beyan ortaya çıkacağı ahiret alemi için kullanmış. Yani bu Karun içinde onlar sabahladıklarında yani her şeyin ayan beyan ortaya çıktığı, inkar eden ve zulmedenlerin ebedi cehenneme, iman eden ve salih amellerin isteyenlerin de ebedi cennete girdiğini orada görünce gerçekten iyi ki öyle olmamışız diyorlar. Onu anlattığı gibi sabah vakti ifadesini kullanırken böyle diye düşünüyorum. Yani burada sabahı hani onları kurtardık topluca aile olarak Nuh kavmini de bir gemiye bindirdik kurtardık ifadesi kullanıyor. Musa kavmini de denizi yardı efendim onları kurtardık ifadesi kullanıyor. Bu kurtulma olayı öldükleri için de kurtuluyor. Onlardan uzaklaştıkları için de kurtulmuş olarak anlatılıyor diye düşünüyorum. Evet. Şüphesiz Yunus da gönderilmiş elçilerdendi. Hani o dolu bir gemiye kaçmıştı. Böylece kuraya katılmıştı da kaybedenler olmuştu. Hani Yunus da gönderilen peygamberlerdendi. Hani o dolu bir gemiye kaçmıştı. Yani aslında her insan
ergenlik yaşına geldiği zaman sınava tabi tutulmaya başlıyor. Yani dolu bir gemi kelimesini kullanırken gemiyi dünya hayatı için kullanmış. Burada dünya hayatında her şey güllük gülistanlık, nimetler bolluğu içerisinde yaşayan bir konumda dolu bir gemiye kaçmıştı. Böylece kuruya katılmıştı da kaybedenlerden olmuştu. Yani sınava tutuldu ama bu sınavı kaybetti. Neden? Çünkü o Allah'ı unuttu. Hani Allah bir ayette kim Allah'ı unutursa ben de onları unuturum diyor. Burada da Allah'ı unuttu Yusuf, Yunus. Allah da onu kaybedenlerden olmuştu ifadesi. Yani sınavı bu şekilde giderse, kendini değiştirip tövbe etmezse o kaybedenlerden olmuştu. Evet. Derken onu balık görmüştü. Oysa o kınanmıştı. Eğer Allah'ı çok tesbih edenlerden olmasaydı onun karnında insanların dirilip kaldırılacakları güne kadar kara kalmıştı. Bak, bu müteşabih olan ayetlerden en önemli olanlardan biri bu. Yani derken onu balık yutmuştu. Buradaki balık kelimesini araştırın, inceleyin. Dünya hayatındaki nimetler anlamında kullanmıştır. Hani Bakara suresi 163. ayette ne diyordu? Hani deniz kıyısındaki o adamlara sor. Onlar cumartesi yasağına uydukları zaman balıklar kıyıya harıl harıl geliyordu. Cumartesi yasağına uymadıkları zaman balıklar gelmiyordu ifadesi kullanıyor. Burada cumartesi yasağı diye aslında bir şey yok. Yani onlar Allah'ın koyduğu kurallara, gönderdiği vahiy yasalarına ve yaratmış olduğu evren yasalarına uygun olarak hareket ettiği zaman hem dünyada hem de ahiret için nimetler bol bol geliyor. Ama bunlardan hiçbirine uymazsa nimetler gelmiyordu. Yine balık kelimesini buradaki balık bildiğimiz denizde yüzen balıklar değil. Yine Maide suresi 95'te mi olacak sanıyorum. Haç ihramlıyken deniz ihramlı olmanın dışında deniz avı size helal helal kılındı ifadesi kullanıyor. Yani burada denizdeki balıklar size helal kılındı ifadesi kullanırken burada et olarak, beyaz et olarak yiyeceğiniz o balıklar anlamında kullanmış. Yani balığı hem dünyadaki bol nimet anlamında kullanmış hem de denizdeki balık anlamında kullanmış. Burada buradaki ifadede şey anlamında değil, denizdeki balık anlamında değil, buradaki balık dünya nimetleri. Eğer insan, Kur'an ne diyordu? Evren yasalarına uygun olarak bu Kur'an indirildi diyor. Yani Allah'ın gönderdiği din, Allah'ın yaratmış olduğu evren yasaları ile Allah'ın göndermiş olduğu vahiy yasalarının tam bir mutabakat içerisinde olan dindir. İşte fıtrat dini, Hanif dini, İbrahim dini budur. Dimdik ayakta duran din de budur. Allah'ın yaratışında hiçbir değişiklik olamazsın. Yunus'u balık yuttuysa o ölmesi lazım. Balığın karnında insanların ölüp de dirilinceye kadar nasıl kalsın? Buradaki ifade, eğer o gerçekten bir sıkıntıya düştü, o sıkıntıya düşünce tesbih etti, Allah'ı hatırladı ve Allah'ı hatırlayınca da hasta bir durumda balık onu sahile kustu diyor. İşte hasta durumda ifadesi kullanırken bir hak yol var,
bir batıl yol var. Batıl yol önceki hali, hak yol o balı tespih etme hali. Hani onlar karaya ulaştıklarında yine eski hallerine döner diyor da, işte Yunus da Yunus suresinin 98. ayetinde onu açıp okumak lazım. Orada keşke Yunus kavmi gibi herkes o yanlışa düşüp de kendisi düzeltenler olsaydı, düzeltenler düzeltmiş gibi olsaydı ifadesiyle olayı anlatıyor. Yani kişi yanlışlık yapabilir ama işte bu yanlışıdan vazgeçip doğru yolda yürüyüp herkese nasip olmayan bir şey. Yunus buna nasip oldu. Allah da onu hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında mutlu etti. Onları belirli bir süre yararlandırdı ifadesiyle yüz binleri takip eden bir peygamber konumuna getirdi diye olayı anlatıyor diye düşünüyorum. Kapatmış olsaydı, bütün dünya hırsları, dünya zevkleri bürümüş olsaydı tamamen, fıtratı bozulmuş olacaktı ve insanların ölüp de dirileceği güne kadar balığın karnında diyor, kalmış olacaktı. Karanlıklarda bile, yani kafir olarak hesap günü kalkıp cehenneme girecekti. O zaman burada ne çıkıyor karşımıza? Şimdi Kur'an'ı anlarken karşımıza çıkan şeylerde biz de sorgulama kapısını, farklı açılardan bakış açısını kapatmamamız gerekiyor. Yani bir şeyle karşılaştığımız zaman bu Kur'an'a uyuyor mu, uymuyor mu? Bu hakka uygun mudur, değil midir? Gücümüz ölçüsünde, anlayışımız ölçüsünde bunu sorgulamamız gerekiyor. Olur da biz bir yeri görememiş olabiliriz. Yani mesela işte Yunus görmemiş. Anlamamış, bilmemiş, dünya malına meyletmiş, gitmiş ama sorgulama kapısını açık bıraktığından dolayı gördüğü hakikatler, olaylar karşısında kendisini hesaba çekiyor, sorguluyor. Aynen Davud Aleyhisselam'da olduğu gibi işte ona da iki davalı geliyor. Biliyorsunuz o, onun bir koyunu var, benim 99, onun 99 benim bir koyunum var diyor. Onu da elimden almak istiyor diyor. Derken diyor, imtihan ettiğimizi anladı ve tövbe etti diyor Davut Aleyhisselam. Bütün Resullerin, Musa Aleyhisselam'ın hayatında bu daha büyük bir belirgin şekilde anlatılıyor. Daha geniş çaplı, daha detaylı. Onun için demek ki sorgulama kapısı bizim için bir nimet. Orayı kapatmamak gerekiyor. Ayrıca bizim yükselişimize de sorgulama vesile oluyor. Yani anladığımızı daha iyi anlamamıza, yanlış anladığımızdan vazgeçmemize sebep oluyor. Onun için bu Allah'ın büyük bir nimeti. Arkadaşlar devam edelim mi? Biraz hızlı gittik bugün. Çok fazla konuşma fırsatımız olmadı. Onun için burada bir şey var. Onu da konuşalım. Zaten saatimize geldi. Sonunda o hasta bir durumdayken çıplak bir yere sahile attık diyor. Yani birçok insan diyor ki ya kelimeler önemli değil. İşte şöyle geçmiş olabilir, böyle geçmiyor. Biz mesaja bakalım. Veya işte burada ne yazıyorsa odur. Hasta diyorsa hastadır. Deniliyor. Oysa Allah her kelimede, her cümlede gereksiz, lüzumsuz bir şey kullanmamış. Yapmaz zaten. Allah'ın Allah'lığına da yakışmaz. Yani ne burada fazla bir şey koyar, ne de eksik bir şey bırakır. O Allah çünkü bizim muhatabımız. Alemlerin Rabbi, hatasız, kusursuz ve ilmi her şeyi kuşatmış olan bir varlık. Dolayısıyla işte buradaki hastalığın ne hastalığı olduğunu da herhalde anladık diye düşünüyorum. Yani İnanç hastalığı. Yoksa Yunus grip olabilir. Efendim başka hastalıkları olabilir. Tansiyonu olabilir filan. Ama onların bizim için bir önemi yok.
asıl burada bizim için önemli olan bizim iman etmemiz veya inkar etmemiz. İşte Kur'an da bunun için gönderilmiş. Yani iman ederek cenneti kazanabilmek. Yunus'un hastalığı da inanç hastalığıydı. Yani inancında, yaşantısında yanlışlar vardı, eksikler vardı veya fazlalıklar vardı. Allah'ın tasvip etmediği şeyler vardı. Ben bu hastalığın böyle bir hastalık olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Söyleyecek bir şey olmayan varsa biz benzeşen ayetlerle ancak anlayabiliyoruz. Hani İbrahim de yıldıza taptı, aya taptı, güneşe taptı. Bunlar Allah ilah olamaz, Rab olamaz. Ancak bunları yaratan da bir Allah vardır deyip hasta bir durumda ifadesi kullanıyordu. Buradaki hasta bir durumda bozuk bir akideden hak yola geçiş anındaki bir durumu profile ediyor. İşte orada Allah da eğitip o yanlışlıklarını düzeltiyor. Hani Hac suresinin 52. ayetinde kovulmuş şeytanı bütün peygamberlere musallat ettik ama onların katmanlarını kaldırdık. Kendi ayetlerimizi sağlamlaştırdık. İşte hasta bir durumda derken böyle kirli bilgilerle hayat sürmüş ve tevhidi akideye Allah'la muhatap olmaya başlayınca hasta bir durum, Allah onun yanlışlıklarını temizliyor, doğruya, hakikate ulaştırıyor diye düşünüyorum. Evet. Yoksa kalpten, böbrekten, efendim gözden rahatsız olma anlamında değil. İnsanların, toplumun fiziki hastalıklarına ehemmiyet veriliyor. Hep diyorlar ya, her şeyin başı sağlık, her şeyin başı sağlık. Güzel, tamam. Allah sağlık veriyor. Sen ne yapıyorsun? Kumar oynuyor o sağlıklar. İçki içiyor. Puta tapıyor. Olmasaydın olmazdık diyor. Her şeyi sana borçluyuz diyor. Efendim, sürekli dünyevi menfaatlerini gözetmek için sağlığı buralarda harcıyor. Sigara da kullanıyor. Abur cubur ne varsa onu da yiyor. Her şeyin başı sağlık diyor. Sağlık oldu da ne işe yaradı? Yani sağlıklı olarak ölürsen cennete mi gideceksin? Her işin başı elbette ki sağlık ama hak yolda giden bir sağlık bizim işimize yarıyor. Hak yolda gitmeyen bir sağlık bizim ateş azabımızı arttırıyor. Onun dışında başka bir işe yarıyor mu? Yaramıyor. Allah'ın verdiği sağlığı Allah yolunda kullanmazsan dünyadaki bütün zevklere bağımlı hale geliyorsun. O sağlıkla her melaneti yapmaya çalışıyorsun. Onu da yapayım, ölmeden önce bunu da yapayım, şunu da edeyim, şunu da yapayım filan. Herkes diyor ki işte anası babası oğlunun mürüvvetini gördü, kızının mürüvvetini gördü. Oh dünya gözüyle gördü diye. Gördü de ne oldu? Oğlan Anya'ya, gelin Konya'ya, herkes ayrı bir telten çalıyor. Din yok, iman yok, namaz yok, Allah yolunda cihat yok. Efendim, zalimin karşısına dikenme yok. Hiçbir şey yok. Sen şimdi bunun dünya gözüyle mürüvvetini görsen ne yazar? Görmesen ne yazar? Hak yolda olmadıktan sonra. Var mı bir anlamı? Öbür tarafta ben oğlumun kızımın mürüvvetini gördüm. O rahat rahat şimdi öbür tarafta keyif sürerim. Böyle bir şey yok ki. Onun için yani bu sorgulama kapısı bizim hem bu zamana kadar
düştüğümüz yanlışları gösteriyor. Hem de bundan sonra yeni yanlışlara düşmememiz için güçlenmemizi de sağlıyor. Yani benim gördüğüm bu işlerin, bu hayatın şakası yok. Yeryüzünün en kuralcı varlığı Allah. Bir milim, bir santim. Yani bir milimin milyarda birimine ne hatta yapıyor, ne satıyor. Neyse o, kurallara uyuyorsan cenneti kazanırsın. Uymuyorsan gider cehennemde yanarsın. İster sağlığın olsun, ister paran olsun, ister mülkün olsun. İster çocukların mürüvvetini gör, istersen görme. Kural kuraldır yani. Ne kadar etmek, kadar göster. Şey değişmiyor. Böyle olunca affetmek, tefekkür etmek, düşünmek bizim yararımıza. Yani insan tefekkür edince, affedince sağlığında varsa ya o sağlıkla bir çevresine bakar, kendisine bakar. Ya biz nereye gidiyoruz? Yani cennete doğru mu gidiyoruz? Cehenneme doğru mu gidiyoruz? Sonumuz ne olacak? Yarın ölürse halimiz ne olur? Benim çocuklarım ölürse bu haliyle cennete mi gider, cehenneme mi gider? Bir dert edinir yani bir insan. İşte bu sorgulamaları ortadan kaldırdın mı? Sorguladıkları tek şey var insanların. Oğlum, kızım, ben neredeyse çok para kazanıyor muyuz? Gelecekte bunların garantisi olacak mı? Emekli maaşları iyi olacak mı? Torunlara da yazlık parası ayrıldı mı? Kışlık parası ayrıldı mı? Dertleri bu. Yani... Konfor yerinde mi? Konforun yerinde mi hayatımızda, dünyadaki yaşantımız? Gayet güzel böyle konfor, bu bir şekilde yaşıyoruz, güzel bir şekilde yaşıyoruz. Yani hiçbir şeye sahip olmadan geldiğin dünyada o kadar malı ediniyorsun, 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 ediniyorsun. Yine hiçbir şeye sahip olmadan çekip gidiyorsun. E bunun mantığı ne o zaman? Bir Tarık Suresi'nde de Allah uyarıyor zaten. O bir şaka değil Kur'an için. Yani apaçık sürpriz Allah o da. O bir şaka değil. Gerçek yani. Yüzleşeceğiniz gerçek. İşte bu ayetler insanlar tarafından ciddi bir şekilde algılanmıyor. Ben Kur'an Müslümanıyım diyenlerden de. Gerçi Müslümanım, Kur'an Müslümanı, Kur'ansız Müslüman olmaz. Yani Allah böyle bir ayrım yapmıyor. Müslüman, Müslümandır. Sizin için yalnızca Müslüman ismini seçip beğenmiyor. Böyle söylüyor Allah. O zaman Müslümanı, Kur'an Müslümanı, Kur'ansız Müslümanı böyle bir şey olmaz. Söz konusu değil yani. Yani onlar bile Allah'ın ayetlerini okuyorlar ama bir türlü bu ayetleri ciddiye almıyorlar. Yok. Bir program yaptılar. Kur'ansız Müslümanlık diye. Yani çok şeyleri de güzeldi benim gördüğüm kadarıyla. Yani Kur'ansız Müslümanlık olur mu hocam? İşte Kur'ansız Müslümanlık olmaz diye, Kur'ansız Müslümanlık diye bir kitap yazmış birisi de ona söylüyorlar, konuşuyorlardı. Evet. Yani Allah'ın gönderdiği tek bir kitap var. Bütün hayatı o kitaptan sorgulayacağız, sizi ondan hesaba çekeceğiz diyor. İnsanlar onun dışına çıkıp kendilerine yol aramaya başlıyorlar. Onlar da kaybediyor tabii ki. İşte o kaybolmamak için sorgulamak gerekiyor. Ama burada şu soruyu da sormak gerekiyor. Nasıl sorgulayacağım? Hangi kriterlere göre, hangi ölçülere göre sorgulayacağım? Yani birisi bizim karşımıza bir hesap getirmişse, toplamış, çıkartmış, bölmüş, her neyse, biz bunu doğru mu yanlış mı yaptığını, neye göre bu hesabı yaptığını bilmemiz lazım. O zaman elimizde onu sorgulayacak bir şey olması lazım. Burada Allah bize ne vermiş sorgulamak için? Birincisi akıl vermiş, ikincisi irade vermiş, üçüncüsü evren yasalarını vermiş, dördüncüsü de vahiy göndermiş ve bizim içimize de iki tane melek koymuş. Bu meleklerden takvayı dinlerseniz o size doğruyu söyler diyor. Ama iblis size asla dost olmaz, sizin düşmanınızdır diyor. O zaman biz demek ki vahiyi
takvayı, evren yasalarını ve aklı bir araya getirip bunun üzerinden sorgulayacağız. Yani birisi bizi elinde Kur'an'la gelse de sorgulayacağız. Öbürküsü birisi elinde bilmem ne ana esasıyla gelse de sorgulayacağız. Fark etmiyor yani. Hem Kur'an'a uygunluk gösterecek, hem evren yasalarına uygunluk.